Konuğumuz Murat Yatağan Baba. Allah'a şükür yanımızda. Hepinize merhaba. Dünya lideri dedikleri Türkiye yöneten kişi şunları söylemiş. Burası Konstantinopol değil. Ama burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var. Nerede söylemiş bunu? 300 bin kişiyle teravih namazını kıldığı yerde. İşe Diyaneti de alet etti. Artı bu teravih namazının uydurma bir namaz olduğunu değil lise, ortaokul, sübyan mektebi çocukları bile öğrendi. Hazreti Muhammed namaz kılarken arkasında cemaat toplanmaya başladığında ileride bunu farzlaştırırlar diye kılmıyor, evinde kılıyor. Siz de böyle yapacaksınız veya yapmalısınız. Namazı siyasetinize araç yapmayacaksınız. Kısacası bu yaptığınızın açık anlamı peygambere isyandır. Peygambere isyanla İslam dini. Bu nasıl oluyor ki? Yani nedir bu Hazreti Muhammed'in sizden çektiği? Mesele Konstantinopol ise onu gidip Osmanlı'ya soracaksın. Çünkü fethettikten sonra adını değiştirmedi. Konstantinopol'i Osmanlıca söyleyişle Konstantini olarak bıraktı. İstanbul'u Cumhuriyet Türkiye'si İstanbul yaptı. Ve İstanbul yazma mektupları da geri gönderiyordu, kabul etmiyordu. Artı eğer ki birileri İstanbul'u Konstantinopol yapmak istiyorlarsa buna zemin hazırlayan ve göz yuman da sizsiniz. İşte kanıtı. Bizi izleyenlerin konunun bütün yönlerini kavrayabilmesi için ve de bize işte bunlar da çıkmışlar, gündemden konuşuyorlar demesinler diye. Tabii. Çünkü biz bu sürecin birebir içinde yaşadık, mücadele ettik. 2006 yılına gideceğiz. Hı-hı. Olayların tam böyle kurgulanmaya ve düğmeye basıldığı yıllara. Milletvekillerine davetiye gönderiyor. Bu papaz mıdır, başpiskopoz mudur, her neyse. Davetlerde adres yerinde arkadaşlar İstanbul yazmıyor, Konstantinopol diye yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde Konstantinopol'de bir şehir var mı? İlk bölüm böyle olabilir. Reklam arası varsa ikinci bölüm devam edebiliriz. Reklam arası şu an yok. Devam edelim. Ya ben yoruldum da neyse. Papa gelmeden önce ortaya bir laf attı. Dedi ki şu önündeki benim Güllerin Efendisi Hazreti Muhammed Sürgünde kitabımın arka kapağına da koydum ben o yazıyı. Senin peygamberin dedi kılıçla adam kesmekten başka ne yenilik getirdi? Kan ve gözyaşından başka ne getirdi? Bunu şimdi söyledi gelmeden önce. Ama bu alıntıyı da Bizans İmparatoru ağzından verdi. Şimdi bakın mesaj çok önemli. Bizim halkımızda hep bu tuzağa düşme var. Papa'nın o sözü bir cambaza baktırma taktiğiydi. O sözü söyledi ki millet orada boğuşurken bu burada AK Parti ile beraber işini görsün. Sessiz sedasız. Millet burada peygambere sövdü diye kavga ederken bu burada azınlıkla ilgili vakıflar yasasını geçirdi meclisten. Olay buydu. Cambaza baktırma taktiği. Ki ben o sırada bu basın toplantısını yaptığım sırada Denizli'ydim. Sene şu an konuştuğumuz tarih 2006. 2006. Evet. Denizli'ydim. Şu an 2019'dayız. Evet. O arada neler oldu? Onları bir bir konuşalım. Konuşalım. Bir tanesini getirdim ki böyle göstereyim. Millet görsün. Evet. Benim böyle 1000 sayfalık bir arşiv var. Fatih'in kemikleri üzerinde Ortodoks din devleti kurulacak. Bu böyle yapılacak. Öztürk'ten vakıflar yasasına tepki, Türkiye Kurtuluş Savaşı'nda canıyla direnerek vermediklerini AKP sayesinde masa başında teslim ediyor. Halkın Yükseliş Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk, vakıflar yasasının 6 asırlık vakıflar sistemini darmadağın ettiğini belirterek Fatih'in kemikleri üzerinde yeni bir Ortodoks din devleti kurulacağını savundu. Bu yol oraya çıkar tespitinde bulunan Öztürk, Türkiye göçürülüyor,
Türkiye parça parça ediliyor dedi. Öztürk eleştiri bombardımanını şöyle sürdürdü. Türkiye'yi tam bağrından dinamitleyen bir yasa onaylandı. Gayrimüslim azınlıklar dükalığa dönüştürülmek isteniyor. İstanbul sur içinde patriye egemenlik veriliyor. Zaten patri kendisini ekümenik görüyor. Bunlar anayasa suçudur. Lozan'ı deliyoruz. İşte bu Ayasofya sembolünden o iş böyle yapılacak. Evet. Ve bunu da biz Fatih'in torunlarıyız diye yeri göğü yıkanlar, yıkanlara yaptıracaklar, yaptırdılar. Yani Fatih'in torunlarıyız, tırnak içinde tabi bunu söylüyoruz, ünlem işaretli. Hı hı. Onlar hançerledi. Kalıbı 1500'lerde öldü, şimdi de manevi kişiliği. Suriçi İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet'in kemikleri üzerinde Ortodoks din devleti kuruluyor. İkinci bunun Vatikan. Yolu da işte ikinci Vatikan Fener'i, yolu da bunun açıldı. Fener Patrikhanesi'nin şeyidir. Bu papaz mıdır, başpiskopoz mudur, ekümenlik midir, nedir? Bunu yaptığında ses çıkardınız mı? Çıkarmadınız. Hadi o eskiden de değiştik mi diyorsunuz? Hiç değişmediniz. Yunanistan Başbakanı geldiği vakit ne yaptığınız da ortada. Evet. İşin bir resmiyeti kaldı. Onu da tamamlamak için zaten kısa zaman önce kim geldi buraya? Çipras geldi. Evet. Çipras geldi, hoş geldi, bir şey demiyoruz da. Hı-hı. Ruhban okuluna tarihi ziyaret. Evet. Basınımızda bu böyle yansıdı. Demiş ki Patrik, büyük bir gün. Hı-hı. Neden büyük bir gün? Evet. Atatürk'ten bir intikam daha aldığınız için mi? Atatürk sizi buradan def ettiği için mi? İlk önce bunların kemiklerini getirdiler Mustafa Hocam. Şimdi de AKP sayesinde onları imzalıyorlar. Çipras'ın bu ruhban okulunun ziyaretinde Cumhurbaşkanı temsilen buradan devletten birisi de vardı. Asıl skandal da burası. Evet. Temsilen bizden birisi gittiği vakit bunu tanımak demek. Tabii. Fonda neler var? Meşhur Bizans bayrağı. Değil mi? Aynen. Eğer Murat Yatağan Baba bir yayın evi bulamıyorsa İstanbul'da, neden be? Bu Murat Yatağan Baba'nın bir takım faizlerle yola çıkarak da, ödün vererek yola çıkarak da bir gayret içinde olmamasından ötürü. Ben bu ekümenik Konstantinopol meselesini Güllerin Efendisi Hazreti Muhammed Sürgün'de kitabımda Yaşar Nuri Hoca ile birlikte aktif siyaset yaparken ayrıntılı anlattım. Bu kitabımın da yer aldığı setimi adrese teslim kapıda ödemeli sipariş vererek okuyabilirsiniz. Yatan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatan Baba kitapları şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatan Baba kitapları kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Davetlerde adres yerinde arkadaşlar İstanbul yazmıyor, Konstantinopol diye yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde Konstantinopol'de bir şehir var mı? Burası Konstantinopol değil. Ama burayı böyle görmek isteyenler var. Çipras'ın bu ruhban okulunun ziyaretinde Cumhurbaşkanı temsilen buradan devletten birisi de vardı. Asıl skandal da burası. Evet. Temsilen bizden birisi gittiği vakit bunu tanımak demek. Yaşar Nuri Öztürk'ün çok ses getiren bir çıkışıydı, uyarısıydı. Buna tabii kulak verildi mi? Gelinen nokta itibariyle kulaklar kapatıldı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Namazı, niyazı veya diğer kutsal değerleri kim siyasetine alet ediyorsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun ki zaten üzerinedir. Mitinglerinizde, toplantılarınızda bu konuda Cenab-ı Allah şunları söylüyor diye onun Türkçe çevirisini okusanız bir şey demem. Tamam. Ama siz bunu yapmıyorsunuz. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var.
Siz bu teravihteki bu konuşmayla apaçık dini siyasete alet ediyorsunuz namaz üzerinden. Maun suresi. Vay haline o namaz kılanların ki namazlarından gaflet içindedir onlar. Riyaya sapandır onlar. Gösteriş yaparlar. Gösteriş yaparlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.